Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz, günün ikinci sohbetini gerçekleştireceğiz. Bugün günlerden Galatasaray dedik ya, günün ilk sohbetinde maçla ilgili, Galatasaray'ın Rize Spor'la oynayacağı maçla ilgili görüşlerimizi, düşüncelerimizi aktardık. Ona paralel olarak da yine o sohbet içerisinde Galatasaray'ın son dönemlerde yaşadığı bazı sıkıntıları anlatmaya çalıştık. Dilimizin döndüğünce burada biraz daha geniş bir şekilde bazı konulara değinmek istiyorum değerli kardeşlerimiz. Bu da şu, Galatasaray taraftarının ne kadar dik duruş sergilediğini burada anlatacağım. Ama öncelikle Ultras'ın hemen paylaşımını tekrar sizlere göstereyim. Galatasaray'ın maçını bir grafikle böyle göstermişler arkadaşlar. Sonra da yönetime yaptıkları baskı, istifa baskısı var arkadaşlar. Derhal istifa edin, etmezseniz bundan sonraki tüm maçlarda tepenize çökeceğiz diyorlar arkadaşlar. Burada bu anlatılıyor. Zaten bunlardan da siz haberdarsınız. Bir de bugün günlerden Galatasaray diyoruz. İnşallah akşam çok umutlu olmasam da akşam maçtan sonra güzel bir sohbet yaparız hayırlısıyla diyelim ve geçelim arkadaşlar. Şimdi Galatasaray taraftarının dik duruşu dedik. Arkadaşlar, Galatasaray taraftarı hiçbir dönemde koyun olmaz. Bakın, Galatasaray taraftarı birileri gibi koyun olmaz. Galatasaray taraftarları birilerini kayırmaz. Asla ve asla birilerini kayırmaz. Körü körüne onların peşinden gitmez. Birileri gibi arkadaşlar, yıllardır şampiyonluğa hasret kalmasına rağmen hala yalama yıkama yapıyorlar. Galatasaray taraftarı yalamaz. Yalayanlar vardır. Yalayanlar yalarlar ama Galatasaray taraftarı asla yalama yapmaz arkadaşlar. Ve Galatasaray taraftarı günü, vakti, saati geldiği zamandan hesabı keser, cezayı keser. Hem de en okkalı tarafından cezayı keser. Burada şunu anlatmak istiyorum. Malum, suyun karşı tarafındaki takımın başkanı 6 yıldır ortada en ufak bir başarı yok arkadaşlar. Başarının olmadığı yerde yalama yıkama var. İşte bir koyun muhabbeti almış başını gidiyor. O yüzden diyoruz ki Galatasaray taraftarını başkalarıyla karıştırmayın. Galatasaray taraftarı asla ve asla koyun olmaz. Galatasaray taraftarı asla ve asla birilerini yalamaz. Galatasaray taraftarı bırakın şampiyon olamamayı, şampiyon olmuş olsa bile en ufak yanlışını gördüğü kişilere hemen faturayı keser, cezayı keser, onları abbas eder arkadaşlar. İşte Galatasaray'da bunun en güzel örneklerini görüyorsunuz. Galatasaray son 2 yılın şampiyonu olmasına karşın yapılan yanlışlara asla göz yummadı ve taviz vermedi. Başkanlık koltuğunda oturan kişiye ve onun yanındaki bir takım tiplere asla ve asla yaptıkları yanlışlarına göz yummadı. Transferde Galatasaray'ı rezil ettiler. Mesele transfer yapmak değil arkadaşlar. Transferde Galatasaray gibi büyük bir kulübü, büyük bir camiayı rezil etmekti. Rezil edersen faturasını ödersin dediler ve o faturayı ödemek için de düğmeye bastılar. Burada başkan, yönetim, teknik direktör fark etmiyor. Kim yanlış yapıyorsa Galatasaray anında cezayı kesiyor. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Galatasaray taraftarı koyun olmaz, asla yalama yapmaz. Başkan koruyuculuğuna, yalamacılığına hiç girmez ve cezayı anında şak diye keser arkadaşlar. Şimdi durum bu. Peki neler olduğunu biliyorsunuz. Hani diyeceksiniz ki suyun karşı tarafı bizi ilgilendirmiyor, diğerleri de ilgilendirmiyor. Evet, bu bir örnek. Bu Galatasaray taraftarının farkını gösterme adına bir örnek arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki başkaları ne yaparsa yapsın, ne haltlar yerlerse yesinler ama Galatasaray taraftarı şu anda eğer gelinen noktada başkanının istifasını istiyorsa, yönetiminin istifasını istiyorsa arkadaşlar, o zaman demek ki Galatasaray taraftarı her zaman çok farklıdır, çok özeldir arkadaşlar. Burada tabloyu böyle görüyorsunuz. Bakın neler var, neler yok. Şöyle bir kere daha bakalım. Bakın, teknik direktör, başkan ve de yöneticiler.
Bunlar yanlış yaptılar. Yaptıkları yanlışın bedelini de taraftar ne diyor arkadaşlar? Taraftar istifa bekliyor diyor. Taraftar şu mesajı veriyor. Hiçbiriniz Galatasaray'dan büyük değilsiniz. Hiçbiriniz Galatasaray'ın sahibi değilsiniz. Galatasaray'ın sahibi biziz diyor. Ve başka kulüplerle Galatasaray'ı karıştırmayın. Onların başkanları, yöneticileri kulüplerinin sahibi gibi davranırlar. İstedikleri gibi at koştururlar. Yıllarca başarıya hasret kalırlar. Ama yine de başkan yalamasını en üst düzeyden, en üst perdeden gerçekleştirirler. Galatasaray'da arkadaşlar böyle bir şey asla ve asla yok, olmadı, olmayacak. Tablo bu. Şimdi Galatasaray taraftarı arkadaşlar Dursun Özbek'in ve de tayfasının son dönemlerde yaptığı rezilliklere göz yummadı. Neler olduğunu biliyorsunuz. Transfer başarısızlıkları, idari ve mali başarısızlıklar, kısaca verilen ancak yerine getirilemeyen sözler, tutulmayan sözler. Daha bunun gibi aklınıza, hayalinize gelmeyecek bir sürü gelişmeler var. İşte transferin son gününde o Cenk Efe'nin istifa etmiş olması. Ya transferin son gününde Cenk Efe istifa etse ne olur, istifa etmese ne olur? İşte gördüğünüz şu tip arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz tip ya da orada gördüğünüz tip. İstifa etse ne olur, istifa etmese ne olur? Çünkü başkan danışıklı dövüş istifa et diyor, ediyor. Peki transferin son gününü niye bekledin? O zaman kafalar karışıyor arkadaşlar. Sen istifa etmek için transferin son gününü bekliyorsan orada bir abidik gubidik işlerin böyle kokuları gelmeye başlıyor. Madem istifa edeceksin, Roma'nın kapısında günlerce yatmadan, İngiltere'ye gittiğinde eli boş döndüğünde, Rusya'ya gidip eli boş döndüğünde niye istifa etmedin? Çünkü önünde transfer yapılacak günler vardı. Demek ki başka şeyler planlanıyordu. Şimdi bu bir. Bir defa şu hadise, şu söylediğim, o son gün Cenk Efe'nin istifa etmesi, bilmem ne olması vesaire vesaire. Bir defa Dursun Özbek ve tayfasının hemen derhal tasını tarağını toplayıp gitmesi için yeterli arkadaşlar. Bundan sonra artık bunlardan Galatasaray'a hayır gelmez. Bunlar Galatasaray'ı küçülttüler. Bunlar Galatasaray'ı rezil ettiler. Bunlar Galatasaray'ı böyle sıradan parası, bok gibi parası olan Arap kulüplerinden biri durumuna düşürdüler. Ya kardeşim Roma'nın ne idüğü belirsiz bir futbolcusu Balotelli bile diyor. Roma kim kardeşim diyor. Galatasaray Roma'ya 5 çeker diyor. Sen gidiyorsun Roma'nın kapısında 3 gün 4 gün yatıyorsun. Bir tane kıçı kırık futbolcu şerefsizin teki. Yok 2 milyon isterim, olmadı 2,5 isterim, olmadı 3 isterim, olmadı 3,5 isterim. Ha İstanbul'dan onlara birileri sürekli fiyat artır, seni biz alacağız, öyle olacak, böyle olacak diye dolduruyorlar. O ayrı dava ama ne olursa olsun sen kararlı, onurlu, dik duruş sergilersen öyle piç kuruları sana gelip de bu işlere yapamaz yani. Yapamaz arkadaşım. Kim ya? Bir tane hıyar ağası gelmiş 3,5 isterim. 3,5'da imza parası isterim. 3,5'da menajer. Hasin lan eşşoğlu eşek derler adama. Kimsin lan sen? He? Hiç transfer yapmam. Hiç transfer yapmam. Onun orada bir tane de yumruğu indiririm gözünün üstüne. Döner gelirim arkadaş. Ama bu yapmak için. Demek ki bu işler böyle tezgahlanıyor. Bu fiyatlar böyle artırılıyor. Abidik gubidik işte. Şimdi bu rezalet. Bu rezaleti hiçbir şey kurtarmaz, temizlemez. İstifa edecek. Bak taraftar ne diyor? Dursun istifa, istifa, istifa diyor. Hepsi abi. Hepsi gidecek. Okan Efendi de gidecek. Okan Efendi bu rezilliklerin başkanla beraber yaratıcılarından biridir abi. Sen yönetimin başkanın arkasında zamanında bu kadar dik durmasaydın, onlara destek vermeseydin, onlar da bu cesareti bulamazdı. Ne diyordu? Orta sahaya oyuncu alıp da 8-12 kişi mi oynayacağız? Ne diyordu? Oğuz Aydın'ı biz ne yapacağız? 8 tane çizgi adamım var, açıkta oynayan adamım var. Nerede hani 8 tane adamın? Kim oynatacaksın şimdi? Zaha'yı, Zaniolo'yu, Kerem'i, Tete'yi gönderdin. Oliveira da gitti. Ziyech de sakatlandı. Nerede lan 8 tane adam diye sormaz mı taraftar? Şimdi dua etsinler de akşamki maçta bir terslik olmasın. Ben Okan Efendi'yi de görürüm. Bakalım kaçacak, delik arayacak. Yok öyle şey. Mukavelesini 3,5 milyon euroya yükseltince bir tarafları kalktı birilerine. Ya öyle şey. Galatasaray'a hizmet
her zaman alçak gönüllülüğü gerektirir. Saygıyı gerektirir. Bunlar bulutlar üzerine çıktılar. Ego mego. Yok öyle. Efendim işte son zamanlarda olay arka arkalara geldi de ben yalnız kaldım da gelişen bu hadiselerin altında kaldım da formdan düştüm de cartta curtta kimse yemez abi. Yemez. Sana kim dedi o kadar hadiselerle uğraştın? Uğraşmasaydın, işine baksaydın, gücüne baksaydın. Yok öyle numaraya. Şimdi o futbolcuyu küstü, bu futbolcuyu kaçır, onu affeser, bunu bilmem ne. Ondan sonra ne olacak abi? Ne olacak bu işte? He? Faturayı kim ödeyecek? Ne olacak? Okan Efendi öyle diyordu ya. Benim Avrupa'da piyasam var, İtalya'ya giderim. Senin öyle büyük bir abin de vardı. Galatasaray'ı çalıştırırken her gün bir yerlerden transfer teklifi alıyordu. Öyle söylüyorlardı. Medyaya haberler sızdırılıyordu. Gide gide en son Yunanistan'a gitti. Oradan da kıçının üstüne tekmeyi yedi. Abbas oldu. Bu o kadar kolay işler değil arkadaşlar. Bunları geçeceksiniz. Bunları bir kenara bırakacaksınız. Yalanla, dolanla bu işler olmuyor. Şimdi bu bir. Bakın şu Cenk Efe, son gün istifa, kara borsa bilet, tesisler, yarım kalan tesisler, verilip tutulmayan sözler, bankalar birliği, onlar bunlar. Hani Kemerburgaz'da 3 Temmuz'dan itibaren takım çalışıyor olacaktı. Ne oldu? Daha bir sene açılamaz orası. Şimdi bunları da geçiyoruz. Bunlar da başlı başına rezalet. Ama başka rezaletler var. Bunlarla bitmiyor ki. Arkadaşlar bakın bakalım şu kuşkiller takımlarına. Kuşkillere bir bakın nasıl yönetiyorlar. Adamlar idari ve mali yönden, sportif yönden örneğin jimnastik kulübüne bir bakın. Adam geldi abi başkanın. Gitti oturaklı, aklı başında bir teknik direktör buldu. Takımın başına koydu. Sonra gitti abi idari yönden sportif direktörlüğüne üstelik Galatasaray'ın eski kalecisini getirdi. Brad Friedel'i getirdi. Onu da oraya oturttu. Onun yanına da abi kendi içinden gelen aklı başında Samet gibi, Feyyaz gibi eski topçularını da koydu. Güçlü bir yapı oluşturdu mu? Oluşturdu. Avrupa'da abi son derece itibarlı, çevresi olan bir de başkan olduğuna göre ki böyle Galatasaray'da pek çok başkanlar var, başkan adayları var. Ama yok. Galatasaray bunları bıraksanız abi Edirne'den öteye geçemezler. Bunlara 3 koyun verseniz akşam kaybeder gelirler. Şimdi bakın adamlar nasıl bir yapılanmaya gittiler. Geçin suyun karşı tarafına. Öyle ya da böyle. Adamların teknik direktörüne bakın. İsmi var, cismi var. Tamam. Her türlü numarayı, para için her türlü abidi gubidi dişleri çeviriyor. Belki yakında kovulacak ama sistem, yapılanma böyle gidiyor. Sportif direktörlerine bakın abi. Sportif direktörleri de son derece öyle ya da böyle bir iyi bir güçlü bir profesyonel yabancı. Peki abi gelin Galatasaray'a sportif direktörün daha düne kadar o koltukta oturan Cenk Efe. Cenk Efe kim abi? Neyin nesi? Ne başarısı var? Menajer. Sadece Galatasaray'da tek görevi vardı aylardan beri. Yapılan transferleri bozmak, fiyatları yükseltmek, eldekileri kaçırmak, Galatasaray'ı tarumar edip yerle bir etmek. Başka bir şey var mı abi? Yok. Yok abi yok. Yaptığı bu. Abi bugün Galatasaray'ın başında sportif direktör olarak Avrupa'da bilinen bakın öyle ya da böyle. Kimdi o Burak Elmas'ın getirdiği şimdi Paris Saint Germain'in CEO'luğunu yapan Campos muydu neydi? Öyle birisini getirmişti. Abi getireceksin. Hiç gözü kapalı. Daha bunun sohbetini geçen gün yapmıştım zaten. Ben giderim abi gardiye sportif direktör yaparım. Hiç gözü kapalı sportif direktör yaparım. Drogba'yı uluslararası temsilci yaparım. Snyder'i uluslararası temsilci yaparım. Jardel'e, Melo'ya herkese görev veririm. Bunlarda yok. Bunlarda böyle bir dünya yok. Varsa yoksa Cenk Efe. Cenk Efe üzerinden işte biraderler, mahdumlar, gahdumlar, zahdumlar öyle gidecek. Bir takım tipler. Ne bu ya? Galatasaray artık bu kişilerin yönetemeyeceği büyük devasa bir kulüp durumuna geldi. Galatasaray'ı gerekiyorsa profesörler, CEO'lar yönetecek abi. Bunlar formalite olacak. Ama bunlar kendi küplerini dolduruyorlar.
Oradan ihale, buradan ihale, oradan götür, buradan götür. Galatasaray'ın tüm transferleri, bu sene yaptığı tüm transferler araştırılmalı. Bağımsız bir komisyon kurulmalı ama namuslu, dürüst kişilerden bir komisyon kurulmalı. Hatta bu yabancı da olabilir. Abi ne yapacak? Galatasaray bu sene kaç futbolcu aldıysa didik didik, hatta geçen sene de araştırılsın. Bir önceki sezonda araştırılsın. Bunların bütün dönemleri araştırılsın. Bakalım kim ne yapmış, kim ne haltlar yemiş, kim kulübe fayda vermiş, kim zarar vermiş. Herkes görsün ya. Galatasaray kulübü onun bugün zengin olma yeri değil ki. Onun bugün bunun zengin olma yeri değil ki. Benim gibi çulsuz çulsuz dolaşanlar şimdi kulüpte orada burada abi otel sahipleri olmuşlar. Başkan için söylemiyorum bunu. Başkaları da var. Mal mülk sahibi olmuşlar. Arabalar, şunlar, yatlar, katlar, matlar, tekneler herhalde. Müthiş. Bunlar nasıl oluyor abi? Galatasaray. Vay anasını ya. Olmaz arkadaşlar. Bak burası çok fazla. Bu iş fazla ileriye doğru gidiyor. Ama Allah'tan Galatasaray taraftarı var. Şimdi Galatasaray taraftarı bu işlere göz yummaz. Ne dedik? Galatasaray taraftarı koyun olmaz. Galatasaray taraftarı başkan yalamaz. Galatasaray taraftarı ona, buna, şuna bir takım yamuk yumuk işlere göz yummaz. Yummaz ne yapar? Anında cezayı keser, haşır, keser. Bu kadar basit. Şimdi hesap vereceksiniz. Dursun emmi, hesap vereceksin. Pılını pırtını topla, hemen yol yakınken bir yumuşak geçiş yap, git. Aksi takdirde bu iş dallanır, budaklanırsa, biraz daha ileri doğru gelirse buradan ciddi olarak Galatasaray'da zarar görür. Ne demek ya? Kara borsa bilet ya. Efendim kulübün, tabii ki kulübün alakası olmayacak. Ama kulübün içinde bir takım kişiler bu işi tezgahlamışlar. Yağdan kıl çeker gibi çekmişler. Ceplerini doldurmuşlar. Başkanın haberi var yok bilemem. İçin içinde kimler var bilemem. Ama derhal bunların açığa çıkarılması lazım. Tesisler açılamıyor. Verilen sözler tutulamıyor. Transfer fiyaskoyla sonuçlanmış. Taraftar isyan. Rakip kulüpler örgütleniyor. Çağdaş düzeyde, Avrupa'yı düzeyde örgütleniyor. Galatasaray televizyonu kapatılıyor. Örnek aldıkları kim abi? BJK. Yani jimnastik kulübü. Jimnastik kulübü televizyonunu kapatıyor. Bizimkiler de kapatıyor. Galatasaray da kapatıyor. Abi sen niye? Fener kapatıyor mu? Tam tersi, her platformda yayın yapıyor. Abi gücünü göstermek için bunu yapacaksın. Yapamıyorsan çekip gideceksin kardeşim. Oturmayacaksın o koltukta. Oturuyorsan bunları yapacaksın. Adın başkansa, adın reise çıkmışsa, her şeyi yaparım diyorsan, Galatasaray Kulübü bugün ülkenin bakanlarından, başbakanlarından daha güçlüyse, daha itibar sahibiyse, o zaman ne olacak abi? Bunun gereği yapılacak. Yapılmıyor. Yapılmıyorsa gideceksin. Tasını tarağını toplayıp, atını tımarını alıp çekip gideceksin. Yok başka yolu ya. Kimse bunu bu şekilde anlatmaz. Kimse bu şekilde söylemez. Siz kimsiniz ya? Çekin gidin kardeşim. Çekin gidin. Durmayın. Hemen derhal. Bu kadar basit. Söylenecek başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Ultras'tan az önce gösterdim. Bildirisini yayınladı. Bundan sonra her maç istifa dedi. Her maç gidene kadar dedi. O zaman yol yakınken akşamki Rize maçı ne olur ne olmaz. Umudum yok. İnşallah kazanır Galatasaray. Ne teknik direktöre, ne başkana, ne yöneticilere, hiç kimseye artık ne oluyor arkadaşlar? Güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz. Çekip gidecekler. Başka yolu yok bu işin. Hesabını verecekler. Şu Cenk Efe rezaletinden sonra o koltukta bir saat bile oturmamalı Dursun Özbek. Ne demek ya? Transferin son günü istifa etmek. Transfer bitiyor, istifa ediyor. Bir de 2 yıl mukavele veriyordu buna. Şimdi bunları var ya, bunları buradan tekme tokat kovacaksın. Kafa göz dalarak kovacaksın. Yanlış anlamayın. Şiddet yanlısı kaba kuvvetten değil. Söylediklerim daha iyi anlaşılsın diye. Öfkemi daha iyi anlatmak için söylüyorum. Harbiden dalacaksın bunlara. Kafa göz. Tekme tokat. Bir de maceracılar var. Şimdi hamamcılar, tellakçılar, keseciler, meseciler. Onlar da çıkmışlar. Bunlar gitsin de biz başkan oluruz. Bilmem ne yapayım. Yemezler anam, yemezler. Size de artık bu kulüpte yer yok. Galatasaray kesecilerle, tellakçılarla, hamamcılarla
bir yere varamaz. Galatasaray'a üst düzeyde profesyonel yöneticiler lazım. Avrupa'da, orada, burada temsil kabiliyeti yüksek olan kişiler lazım. Benden söylemesi. Arkadaşlar, noktayı koyuyorum. Bu sohbette de neyi anlatmak istediğimi anladınız. Galatasaray taraftarı koyun olamaz dedik. Başkan yalayıcısı olamaz. Başkan yalamaz. Ona buna göz yummaz. Alayını yağlı kazığa oturtur. Bu kadar basit. İşte Galatasaray budur arkadaşlar. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Artık bundan sonra savaş baltaları çıkarılmıştır arkadaşlar. Sonuna kadar gideceğiz. Okan Buruk da aklını başına toplayacak. Bu hadiselerden takım etkilenmeyecek. Çakır çakır önüne çıkanı yenecek. Bundan sonra Galatasaray puan kaybederse tamam, yönetimin yaptığı rezaletler, başkan, o bu falan, onları koydum bir tarafa. Onlara kafadan yazdım. Ama bundan sonra oynanacak olan berbat futbol, kadro tercihleri, kaybedilecek puan, her şey Okan Buruk'a yazar. Her şey. Okan Buruk da havalara girmesin öyle. Ben giderim, piyasam var falan. Senin abin de gidiyordu. Onun da piyasası vardı. Gördük. En son nerelerden kovuldu. Kıçının üstüne tekmeyi yedi. Ve son söz şunu söyleyeyim. Galatasaray, Okan'a gelmişken söz. Okan gidecek. O da gidecek arkadaşlar. Yeni yönetim gelecek. O da gidecek. Ve artık Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ın başında uzun yıllar yerli hoca diye bir takım maceracılar olmayacaklar. Artık Galatasaray, ben hep söylüyorum, Galatasaray Alman ekolüdür. Alman ekolü, Galatasaray Alman ekolüne gider, oradan Tuchel mi gelir, Klopp mu gelir? Bakın işte Nuri Şahin aldı Dortmund'u götürüyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Dortmund'un başına Nuri Şahin getirildi. Ben Okan Efendi'den önce de söylemiştim Antalya'yı çalıştırırken. Gözü kapalı Nuri'yi getirin dedi. Abi gide gide bunu getirdiler işte. Yapacak bir şey yok. Neyse. Anladınız siz hadiseyi. Bundan sonra tek yumruk arkadaşlar, el ele vereceğiz. Bu işler bitene kadar Galatasaray'ı kimseye kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Artı 25. şampiyonluğu, 5. yıldızı mutlaka ve mutlaka Galatasaray bu sene kazanacaktır. Başka yolu yoktur. Nokta. Nokta arkadaşlar. Ama bunlar ısrar ederler. İlla Galatasaray'ı bitireceğiz. İlla sezonu bitireceğiz, kapatacağız, Galatasaray'ı yerle bir edeceğiz derlerse artık ona da bir şey diyemem, bir şey diyemem arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı da lütfen unutmayınız arkadaşlar.